Bir tek sen tercih zamanını sunar. Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyenler ve değerli öğrenciler. Ben Serra Taşkıran ve eğitim dönemi boyunca birbirinden kıymetli konuklarla sizlere eşlik etmeye çalışıyor olacağım. Bugünkü konuğum her seferinde her bu stüdyoya geldiğinde aynı şeyi söylüyorum. Kendisi çok kıymetli eğitim için hayatını adeta eğitimi adamış bir isim. Sayın İbrahim Taşel. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam pandemi sürecinde her zaman altını çiziyoruz. Ee, öğrenciler kadar eğitimciler içinde oldukça zorlu bir süreçti. Final Üniversitesi bu süreci nasıl değerlendirdi ve önümüzdeki süreçte e, nasıl bir eğitim olacak? Pandemi hem dünyayı, dünyadaki bütün üniversiteleri hem Türkiye'yi hem de Kıbrıs'ı tabii doğal olarak etkiledi. Ama Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alınan tedbirlerle pandemi biraz daha e, yumuşak atlatıldı şu anda da vaka sayıları biraz daha kontrol altına alınmış vaziyette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde isteyen üniversitelere yüz yüze eğitim imkanı sağlanmıştı. İsteyenler de online yapabiliyordu. Biz zor olsa da zor olanı seçtik. Yüz yüze eğitim yaptık ve gelemeyenlere de hibrit bir modelle uzaktan eğitim yaptık. Dolayısıyla Belki de e, üniversiteler içerisinde bu modeli en güzel şekilde uygulayan bir üniversite olduk. Öğrencilerimizin yüzde %52'si doğrudan geldiler, yüz yüze eğitim gördüler. E, geri kalan %48'lik kısmı da uzaktan eğitim aldı. Onlara da sınıf içerisinden e, hazırladığımız düzeneklerle sınıf ortamını evlerine taşıdık, yansıttık, orada anlattık. Ancak... Sınavları online yaptık, bir eşitsizlik olmasın diye. Hani bir kısmı online, bir kısmı yüz yüze geldiği için bir eşitsizlik olmasın diye sınavları online yaptık. Çok mutlu oldu öğrencilerimiz. Hiçbir vakayla karşılaşmadan senenin sonuna kadar en güzel şekilde öğretmenlerimizi, öğretim üyelerimizi de, öğrencilerimizi de koruyan bir sistemle güzel yürüttük. Tabii bu sene şartlar daha iyi e, aşılama yapıldı çünkü bu yıl sınavı e, kazanmış olan ve tercih yapan öğrenciler de ara sınıflarda olanlar da 18 yaş üstü Türkiye'de neredeyse bunların tamamı aşılanmak üzere e, aşılar yapıldıktan sonra artık hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüz yüze eğitimin tümüyle başlayacağını düşünüyorum. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dün Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararla bu sene eğitimin yüz yüze olacağına karar verildi. Bu, bu nedenle e, biz e, yüz yüze eğitimi hep tercih ediyoruz zaten. Eğitimin de yüz yüze verilmesini arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'de de bu olacak. Ama tabii bu süreçte sürekli programlarda da ifade ediyoruz. E, öğrencilerin... Ki aşılarını yaptırmasını çok önemli buluyorum. Kesinlikle. Çünkü özellikle okuldan ziyade yurtlarda kaldıkları zaman diyelim ki bir odada 3 kişi 5 kişi kalacak ya da 2 kişi kalacak. Dolayısıyla bu öğrencilerin yurt odalarında bir bulaş riski olabilir. O nedenle mutlaka aşılarını yaptırmalıdır. Aşının ne kadar koruyucu olduğu her gün bilimsel yayınlarla gösteriliyor. Bu nedenle ben bu yıl... Hem K12 düzeyinde, ilkokul, ortaokul, liselerde hem de üniversitelerde yüz yüze eğitimin yapılacağı kanaatindeyim. Onun için öğrenciler özledikleri üniversitelerine kavuşacaklar diye düşünüyorum. Hocam şimdi eğitim öyle de böyle devam etti. Ancak hani siz de belirttiniz yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Peki eğitimin en azından önümüzdeki sezonlarda daha verimli, daha kaliteli hale getirebilmek için neler yapılmalı? Şimdi özellikle e, K12 düzeyinde yani anaokulundan lise sona kadar olan süreçte ufak tefek öğrenme kayıpları yaşandı. Öğrenciler e, kısmen de olsa soğudular e, okuldan ya da uzak kaldılar. Onların tekrar ısındırılması lazım. Hem özlediler hem de e, bir kopukluk meydana geldi. E, üniversitelerde de özellikle uygulamalı derslerin zaten bu yaz da telafi ediliyor yaz okullarında. Çok kısa süre içerisinde telafi edilmesi lazım. Mezuniyetlerin uzamaması için uygulamalı derslerin verilmesi lazım. Yani bir öğrenci düşünün, iki yıllık bir okula girmiş, meslek okulu. Bu öğrenci bir buçuk yılını uzaktan tamamladı. E, halbuki çok sayıda uygulamalı dersi var. Özellikle tıbbi bölümlerde, sağlıkla ilgili bölümlerde. E, diğer bölümlerde de hakeza aynı. Onun için bunların telafi edilmesi lazım. Yani bir eğitim seferberliği ilan etmek lazım Hem e, okullarımızda hem de üniversitelerimizde gerçekten ciddi bir eğitim seferberliği ilan edilmesi lazım. Yaş grubu yükseldikçe online e, eğitim daha verimli hale geliyor ama yaş grubu düştükçe bu daha sıkıntılı O nedenle bunların telafi edilmesi yolunda eğitim kurumları olarak adımlar atmalıyız Şimdi bir öğrenci sizin üniversitenizi tercih edecek okuldan içeri adımını attığı anda onu nasıl bir atmosfer karşılayacak? Bir de Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıldır? Evet, yani biz bütün konuşmalarımızda hem üniversitemizi hem de Kıbrıs'ı anlatıyoruz çünkü Kıbrıs'ı görmeyen öğrenciler var. Kıbrıstaki yaşamı merak ediyorlar, hem maddi hem manevi anlamda nelerle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Onun için. Ben yaptığımız programlarda da öğrencileri bu anlamda bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle Kıbrıs'tan başlayalım. Kıbrıs 380 bin nüfusu var ve 100 bin civarında öğrencisi olan bir ada. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin buluştuğu çok kültürlü, çok dilli bir ortam. Ve Kıbrıs halkı da öğrenciye Son derece sıcak, zaten nezaketli bir yapısı vardır halkın genel anlamda. Öğrenciye son derece sıcak. Ev kiralama konusunda gittikleri mekanlarda öğrenciye hep saygılı davranan ve öğrenciden de aynı saygıyı bekleyen insanlar. Dolayısıyla Kıbrıs'ta okumak bu anlamda kolay ve güvenliği yüksek bir yer, bir ada konumunda olduğu için güvenli bir yer. Bu da önemli yani, aileler için. Tabii ki aileler özellikle Anadolu'da e, çocuklarını gönderirken güvenliği de çok önemsiyorlar. Kıbrıs bu anlamda güvenli de bir yer. E, bizim üniversitemize gelince, bizim üniversitemiz e, öğrenci dostu bir üniversite ve e, Türkiye'deki 42 yıllık final geleneğini orada da sürdürmek için kurulmuş olan bir üniversite. Kaliteye önem veriyoruz çok sayıda burslu öğrenci alıyoruz. Yani öğrencilerimizin üçte ikisi burslu diyebilirim. Yüzde elli indirimli ya da tam burslu çok sayıda öğrencimiz var. Biraz daha böyle ticaretten çok vakıf mantığını önde tutan ama kaliteden de ödün vermeyen bir üniversite. Çünkü kaliteli bir eğitim yapabilmek için belli bir ekonomik seviye de lazım. Yani kaliteden taviz vermeden... Öğretim yapmanın bir bedeli var. Bu bedel alınıyor sadece. Bunun dışında kar amacı taşımayan bir e, üniversite durumunda. Onun için bütün bölümlerimizle öğrencilerin e, mutlu olabilecekleri, aynı zamanda kendilerini iş dünyasına hazırlayabilecekleri hazır e, insan yetiştirmeye emek çekiyoruz. Yani iş arayan değil aranan eleman olmalarına özen gösteriyoruz. Çünkü artık e ee, bir üniversiteden mezun olduğunuz zaman hemen böyle kapıda insanlar sizi beklemiyor. Bazı meziyetlerinizin olması lazım ya da işe uygunluğunuzun olması lazım. Ki şu anda Buna ikramette çok, çok fazla. Kesinlikle. Buna da çok dikkat ediyoruz. Bunun için de aslında bir kariyer merkezi var. Bu şekilde evet. aslında bir takip ve destek de veriyorsunuz da öğrencilere. O nasıl işliyor? Tabii bu ondan sene de... ilk mezunlarımızı verdik biz. Ee, bu yıldan itibaren de bu kariyer planlamasına öğrencilerimizin çok önem verdik. Kariyer merkezimiz neler yapıyor? Bir iş garantili bölümler var. Eğitim fakültemiz iş garantili çünkü bizim kurumlarımızda onlara iş veriyoruz. Bunun dışında iş öncelikli bölümlerimiz var. Mesela e, turizm bölümleri ya da e, psikoloji bölümü ve buna benzer bölümler. Bunlarda da öğrencilere iş konusunda öncelik veriyoruz kendi kurumlarımızda. Çünkü Kıbrıs'taki e, ortağımız, partnerimiz turizmci. Çok sayıda turizm ve taşıma e, faaliyetleri yapıyorlar. O kurumlarda da, bizim kurumlarımızda da işe almada öncelik veriyoruz. E, bu ikinci adım. Üçüncü adım, öğrenciler eğer bir devlet dairesi düşünüyorlarsa ya da işte KPSS ile girilecek bir yer düşünüyorlarsa onlara da destek oluyoruz. Üniversitemizin dışında oluşturulan kariyer merkezimiz öğrencilere dördüncü sınıfta ücretsiz KPSS kursu veriyor. Yani bir üniversiteden beklenen bir şey olmayabilir bu ama biz bunu öğrencilerimizin gelecekte sınavlarda başarılı olması, iş bulması adına önemsedik ve bunu yapıyoruz. Dördüncü bir husus iş dünyasından çeşitli kurumlarla işbirliği anlaşmaları imzalıyoruz ve bu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimizle iş dünyasını daha öğrenciyken buluşturmaya gayret ediyoruz. E, diyelim ki bir bilgisayar firmasıyla, bu bir tane de değil, 4-5 tane. E, bunlarla anlaşıyoruz ve öğrencilerimizin hem staj yapma imkanları var burada hem de mezun oldukları zaman burada tercihen işe alınma durumları var. E, yani üniversitemizin e, şimdi yeni oluşturuyoruz onu. Bir bölümünde e, teknopark oluşturacağız ve çocuklarımızın daha öğrenciyken girişim yapmalarını sağlayacak bir takım firmaları oraya taşıyacağız. Bunun dışında bir diğer hususta mezunlarımız bize ne zaman ihtiyaç hissederlerse onların arkalarında final olarak destek olacağımız bir çalışma düzeni ortaya koyuyoruz. Yani kariyer merkezi çok önemli. Yani tabii üniversite sadece iş kapısı olarak görülmez. Yani üniversiteyi bitirenlerin bir kısmı akademisyen olur, alanında ilerler, bir kısmı işe girer, bir kısmı kendi işini kurar. Bunların hepsinin desteklenmesi gerekiyor bence. Hocam. Çünkü bir okulu bitirdikten sonra eğer annenizin babanızın dizinin dibinde kalıyor, iş bulamıyorsanız bu çok ciddi bir sorun oluşturuyor gençlikte. Gençlikte iç içe olduğum için bunun acısını görüyorum, biliyorum. O nedenle Kariyer merkezimiz çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce de altını çizdiğiniz hem Kıbrıs hem de bizim okulumuz dediniz çok kültürlü yani çok fazla ulustan aslında öğrenci var. Peki bu öğrencilere ne gibi bir katkı sağlar hocam? Çok önemli bence bir kere dil öğrenme bakımından ilk sırada bu katkısı var. Bizim bazı bölümlerimiz Türkçe, bazı bölümlerimiz İngilizce, ağırlıklı olarak teknik bölümlerde daha çok İngilizce. Öğretim veriyoruz. Ancak e, öğretim dili Türkçe olan bölümlerdeki öğrencilerimiz bile yabancı dil öğreniyor. Neden? Çünkü kampüste çok sayıda yabancı öğrenci de olduğu için bir şekilde öğrenmeye maruz kalıyor ve bu nedenle dil öğrenme konusunda güzel imkanlar var. İster Ayrıca farklı kültürleri hocam. de öğreniyor. Ayrıca başka ülkelerden tanıdıkları oluşuyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra da bu ülkelerle karşılıklı iş yapmaya, ticaret yapmaya e, yöneliyorlar. Bu da önemli bir husus diye düşünüyorum. Yani farklı kültürleri, farklı dünyaları, farklı iş imkanlarını tanımak Kıbrıs'ta çok daha kolay bence. Aslında hani bizler öğreniyoruz yabancı kültürleri ama biz de gittiğimiz yerlere, şimdi o e, bağlantılar kuruldukça aslında Türk kültürünü de e, gittikleri ülkelere taşımış oluyorlar. Bu da aslında kesinlikle çok yani Kıbrıs'ı tanıtıyorlar dünyada. Düşünün ki her yıl 10.000 e, bin öğrenci, on binlerce öğrenci diyelim hatta mezun oluyor. Ve bunlar e, dünyanın çeşitli yerlerine gidiyorlar. Kıbrıs'ı e, haritada bile bulamayacak olan e, insanlara Kıbrıs'ı anlatıyorlar. Okudukları yeri anlatıyorlar. Yeni öğrenciler gönderiyorlar bize. Bu çok önemli. Yani e, biz bizim okulumuz... Yök onaylı bir üniversite ama dünyanın dört bir yanından öğrenci aldığınız zaman e, oralara da e, ulaşmış oluyorsunuz. Sadece Türkiye'ye değil, dünyanın dört bir yanına ulaşmış oluyorsunuz. Hocam son olarak öğrenciler e, bu sene de çok yoruldular, e, belki stresliler. Ancak tercih dönemi de e, bitmek üzere. Siz öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi öncelikle e, puanları nereye yeterse orayı değil de gönlündeki okulları, gönlündeki meslekleri tercih etsinler. Yani yanlış tercih edilen bir meslek bir ömrü heba eder. O nedenle özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi de öğrenciler özellikle e, girecekleri üniversitenin bu bahsettiğim imkanlarını çok iyi araştırmalıdırlar. Yani çok sayıda üniversite olabilir ama herkesin aynı hassasiyet içerisinde olmayabileceğini de düşünmeleri lazım. E, tercihlerini hem fakülte seçerken hem üniversite seçerken e, iyi bir araştırma yaptıktan sonra yapmalarını öneriyorum. Özellikle YÖK Atlas'ı öneriyorum. YÖK Atlas çünkü çok ciddi bilgilerin olduğu bir kaynak. YÖK'ün hazırladığı güzel bir kaynak. YÖK Atlas'tan Özellikle tercih edecekler üniversitelerin özelliklerine baksınlar. Yani mesela bir üniversitenin işte öğrenci, öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı çok önemlidir. ya yani Bu arttıkça ilgi dağılıyor çünkü. Yani mesela bizim üniversitemizde 12 öğrenciye bir öğretim görevlisi düşüyor. Bu çok iyi bir rakam. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Seçecekleri üniversiteleri de. Bu kapsamda araştırmalar lazım. Tabii ki bütün üniversiteler iyi olmaya gayret ediyor, ama dünyada da, Türkiye'de de, Kuzey Kıbrıs'ta da bir adım önde olmak için çaba sarf edenleri tercih etmek tabii ki daha doğru bir yoldur diye düşünüyorum. Evet, bugün de çok kıymetli tavsiyelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. tek sen tercih zamanını sundu